şart olmadan önce onların bir oynama sistemini gösterseniz. Aha, ya korktum. Ya. Ne? Bana hep çok güzel. Güzel. Ay. Çok acıyorlar. Ay ne güzel oynuyor. Oyun oynuyor. Çalışıyor mu? Alışkın. Onun şeyi falan düzeltebilirsin bir şey bak. Valla. O çok alışkın kameralara. Evet. O anne sürekli onu çektiği için. Şu an hiç bir bilmiyor. Ama öğreteceğiz yani. Konuyum lan. Arya. Ya biz köpeklerimizi tasmasıyla serbest bırakmadan gezdiren insanlarız. Çünkü hem insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Köpeklerin tasmaları serbest bırakıp koşturup kimseyi tedirgin etmelerini istemiyoruz. Aynı zamanda köpeklerimiz araba çarpmasından da endişe ediyoruz. Ama onların da doğada enerjileri atmaları da gerekiyor. Bu anlamda biz burada köpek sahipleriyle birleşip Türk köpeklerimizi oynatıyorduk. Fakat hep tasma ile oynatıyorduk. Böyle bir taleple gittik ve karşılığını aldık. O yüzden ben çok mutluyum. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Şu an böyle serbest bir şekilde bir doğa ortamında, en azından yeşillik olan bir ortamda köpeklerimi oynatabiliyorum, enerjilerini arttırabiliyorum. Tedirgin olmuyorum, hiçbir insanı da tedirgin etmiyorum. Bu anlamda bizim için çok güzel oldu. Bir sürü arkadaşı oldu şu anda. Parkı gören, duyan bir sürü köpek sahibi köpeğini alıp buraya geliyor. Hem o sosyalleşmiş oluyor, köpeklerle oynamış oluyor. Biz de köpek sahipleriyle tanışıp arkadaş oluyoruz, paylaşımda bulunabiliyoruz, ne yapabiliriz diye. Bu şu an bizim için çok heyecanlı bir süreç. Ben daha da duyulacağını, Hisar'da daha iyi, daha çok köpek sahibine hitap edeceğini düşünüyorum. Ve çevreden de köpek sahibi olmayan insanlar, çocuklar gelip köpeklerle tanışıyorlar, köpekleri seviyorlar. Köpeklere olan ön yargıları, daha doğrusu hayvanlara olan ön yargılarını kırıyorlar. Bu da bence çok önemli bir şey. Bir de ben şöyle bir şey de görüyorum. Şimdi köpek sahibi olan bazı insanlar var. Onlar da bizim burada köpeklerimize davranışları gördüğü zaman onlar da kendi köpeklerine davranışlarını değiştiriyorlar. Yani sadece bahçesinde besleyen insanlar var. Buraya geldikten sonra onların besin değerleriyle ilgili, onunla oyunlarıyla ilgili her şeyini bizden de görüyorlar. Bizden de destek oluyorlar ve bakış açıları değişiyor bence bu anlamda. Biz burayı görünce rüya gibi oldu bizim için. İnanın çok mutlu olduk yani kendimize bir park yapılsa, çocuk olsa bu kadar sevmezdik herhalde. Yani eve gittiğinde onun böyle mutlu olabildiğini anlıyoruz yani. Eve gidiyor, çok mutlu bir şekilde uyuyor, yoruluyor zaten, uyuyor. Ya insanların köpeklerden korkusunu yenmesi anlamında da böyle bir parkın olması çok güzel bir şey. Sokak köpeklerinden çok korkuyorlar fakat yani burada köpeklerin oynayışını ve davranış biçimini gördükleri zaman korkmamaları gerektiğini anlıyorlar. Ben onu da fark ediyorum. İzliyorlar. Aa, bu hareketi aslında korkunç bir şey değilmiş dediklerini duyuyorum. Sevmek için korksalar da parkın içine girmek istiyorlar. Biz yardımcı oluyoruz. Korkularını yeniyorlar. Bu anlamda da bence bu parkın bir önderi olduğunu düşünüyorum. Biz belediyeye böyle bir taleple gittiğimizde açıkçası benim içimde hiçbir umut yoktu. Kabul edileceğine dair bir umut yoktu. Sadece bir umut dedik, hani söyleyelim, belki dikkate alınır. Ben bu kadar çabuk dikkate alınıp bu kadar çabuk bir süreçte buranın yapılmasının olacağını inanın tahmin etmiyordum. Gördüğümde çığlık attım zaten. Ve bu kadar özenle yapılmış olması da çok etkiledi. Ya ben çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ederim. Akhisar Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Böyle bir yer yaptığı için ve bize köpeklerimiz anlamında böyle bir yer sağladığı için çok teşekkür ederim. İnsanların hayvanları satın almamasını, sahiplenmesi gerektiğini, sokakta bir sürü hayvan olduğunu ve bu hayvanların aslında bakıldığı zaman çok güzel sonuçlar alarak istedikleri canlara sahip olabileceklerini söylemek istiyorum. Ben iki hayvanımı da sahiplendim. İkisi de şu an gayet sağlıklı ve çok mutlular. Yani evet, ikisini de sahiplendim barınaktan. Yani çok uzak yerlerden de geldi. Hiçbir para da ödemedim ve gayet hayvan sahibiyim. Onlar da gayet mutlu, biz de gayet mutluyuz. Ya bu sadece köpekleri değil, bizi de sosyalleştiriyor aynı zamanda. Evet. Biz de buraya geldiğimiz zaman tuvalete çıkardığımız zaman 15 dakika zamanlar oluyor. Ben burada 45 dakika, bir saat harcıyorum. Oturuyorum insanlarla sohbet, tanışıyorum, çocuklarla oturuyorum. Daha sabah ufacık, belki 1 yaşında 2 tane çocukla burada oynuyorlardı. Çocuklar da çok sakin bir şekilde oynayabiliyorlar. Herkesin ön yargısını kırdığını düşünüyorum ve daha kıracağını düşünüyorum. Hadi gel. Hadi gel. Ne bileyim, başka ne yaptırabiliriz? Ay gel. Gel gel. Koş. Gel. Burada. Atıyorum. Arya. Arya atıyorum.